Herkese merhabalar. Bu ders materyal zincirimizde Access ve Visual Studio yazılımları kullanılarak ASP.NET üzerinden bir web sitesi hazırlık programını anlatacağım. İlk önce Microsoft Visual Studio paketinin bilgisayarımızda yüklü olması gerekiyor. Bu uygulamada göstereceğimiz paketimiz Visual Studio Community 2013. Eğer sizde bu versiyon yoksa yine internet üzerinden aynı isimle aratarak ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Yazılımı kurduktan sonra File, New, Website sekmelerini kullanarak yeni bir web sitesi kurulumuna başlayabiliriz. Bu aşamadan sonra karşımızda New Website sayfası gelecektir. Sayfada vurgulayacağımız noktalar sol üst kısımda Visual C#, orta üst kısımda ASP.NET Empty Website ve alt kısımda da dosyamızın, web sitemizin kaydedileceği bilgisayar klasörü gösterilmektedir. Klasörü kendimize has özel bir adrese kaydetmek için ben daha önceden Emlak Sitesi isminde bir klasör hazırlamıştım. Eğer sizde bir klasörünüz yoksa yukarıdaki sağ üstteki Create New Folder düğmesini kullanarak yeni bir klasör yaparak daha hızlı ulaşabileceğiniz bir web sitesini kurabilirsiniz. Bu aşamadan itibaren artık web location kısmı sizin bilgisayarınızdaki bir klasör olacaktır. Nihai tasarım bitirdikten sonra bir web sunucusuna yüklemek istediğinizde sadece bu klasörü web sunucusuna atmanız yeterlidir. Fakat ilk önce bu web tasarımımızı gerçekleştirmek için OK düğmesiyle yeni web sitemizin çalışmalarına başlayalım. New Website seçeneğini seçtiğimiz için, yani boş bir veri sayfası seçtiğimiz için sadece bizim elimizde Emlak Sitesi isminde bir web sitesi başlığı ve Web Config isminde bir dosya bulunmakta. Bunun dışında herhangi bir nesne söz konusu değil. İlk aşamada yapmamız gereken kullanacağımız veri tabanının hazırlanması. Bunun için veri tabanının yerleştirileceği klasöründe tespit edilmesi gerekiyor. Visual Studio grubu içerisindeki ASP.NET'te ise eğer bir veri tabanı kullanacaksanız Solution Explorer penceresinden, ki bu pencereyi kapatsanız bile, kaybetseniz bile View menüsündeki ilk sekmeden ulaşabilirsiniz. Solution Explorer penceresinden istediğimiz kuracağımız web sitesini sağ tuşla tıkladıktan sonra Add ve Add New Add ASP.NET Folder seçeneğini seçtikten sonra Add Application Data, yani Updata sekmesini kullanıyoruz. Yani hızlıca okursak Add ASP.NET Folder Application Data aşamalarını kullanarak yeni bir klasör açıyoruz. Bu klasörümüz sitemizin hemen altındaki Updata klasörü. Bundan sonra yapacağımız işlem Access'a geçerek bu pencereyi aşağı indiriyoruz. Microsoft Access'a ulaşıyoruz. Şu an bende bilgisayarımda kurulu olan Access, Microsoft Access 2010. Fakat çevre versiyonlarını, özellikle 2007 ve sonrası versiyonlarını kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı oluşturmaz. Burada da yine dosyamızı kaydedeceğimiz klasörü sağ altta görüyoruz. JUsers ile başlıyor. Bu kısmı değiştiriyoruz ve az önce bizim bilgisayarımızda ayarlamış olduğumuz D sürücüsünün altındaki tıbbi bilişim klasörünün altındaki Emlak Sitesi ve Update klasörünü seçiyoruz. Burası bizim veri tabanımızı saklayacağımız yer. Neden buraya yerleştirmemiz gerekiyor? Çünkü daha sonradan bir web sitesi oluşturduğumuzda web sitesinin kolay ulaşılması için Update klasörünü seçiyoruz. Ulaştırıyoruz. Yukarıda da yolu tekrar görüyorsunuz. Bilgisayarım, D sürücüsü, tıbbi bilişim, Emlak Sitesi, Update. İkinci aşamada dosya adı kısmına veri tabanımızın ismini vermemiz gerekiyor. Bu uygulamamızda farklı olarak bir emlak sitesi tasarlayacağız. Bu yüzden emlak sitemize bir özel isim vererek bu veri tabanımızı kaydedebiliriz ama kısaca emlak veri tabanı, alt çizgi veri tabanı şeklinde bir özel isim vererek dosyamızı Microsoft Access 2007 veri tabanı tipinde kaydediyoruz. Eski versiyonlarda Microsoft Access veri tabanı 2002-2003 versiyonları vardı. Fakat bugün bu derste anlatacağımız özellikler uygun değildir arkadaşlar. Mutlaka dosyamızın 2007 versiyonunda kaydedilmesini garanti etmemiz gerekiyor.
Bu aşamada dosyamızın ismi burada oluştu arkadaşlar. Emlak veri tabanı nokta ACCDB yani Access Database ifadesindeki kısaltılması ve yolu da data bir bilişim emlak sitesi slash update klasörü. Bunu da yine projemizin, web sitemizin ilk açılışında kullandığımız yoldu. Oluştur düğmesini tıklayarak veri tabanımızı kuruyoruz. İlk önce karşımızda tablo 1 geliyor, boş bir tablo ve içinde hiçbir alan söz konusu değil. Sağ tuşa basıp bu tabloyu tasarıma ulaşmamız gerekiyor. Tasarım görüntüsünü elde etmek için tabloya bir isim vereceğiz. Burada ilk ismimiz emlak listesi. Bu emlak sitesinin emlak listesi burada oluşturulacak. Dolayısıyla emlak veri tabanının altındaki emlak listesi ki buna tablosu da diyebiliriz. Emlak tablosu diyelim. Çünkü teknik ismi bunların tablo. Emlak tablosu olarak bir isim veriyoruz. Ve şimdi alanlarımız devreye giriyor. Birinci alanımız emlak no şeklinde ifade edebileceğimiz bizim için anahtar olarak görünen hemen sembolü görüyorsunuz burada anahtar olarak görünen ve kayıt numarası şeklinde tasarlayacağımız bir alanımız ilk aşamada geliyor. Bütün veri tabanı tablolarında ki bütün Access tablolarında da birincil anahtar yani ilk veri tabanımızın ilk tablomuzun ilk alanı anahtar olarak belirleniyor ve bu alan kayıt numarası, satır numarası şeklinde kullanılması gerekiyor. Devamında emlakımızın bulunduğu şehir. Dolayısıyla burada emlak şehir diye bir kodlama yapıyoruz. Emlakın bulunduğu şehri tanımlayacağız. Burada metin veri tipinde olabilir. Hemen atlamadan tekrar dönelim. Otomatik sayı veri tipinde olması gerekiyor. Birinci anahtarımız. İkinci aşamada emlakımızın tipi, emlak tipi. Burada bir emlak sitesi tasarladığımız için çeşitli türde emlaklar vardır. Arsa, tarla, müstakil ev, apartman dairesi, villa tarzında farklı tip emlaklarımız var. Devamında arkadaşlar bu emlakla ilgili sayısal bilgi üretmek için metrekaresi yani kaç metrekaredir bunun tasarlanması söz konusu. Ve devamında bu emlakımızın fiyatı ne kadardır? Bir de fiyat çalışması söz konusu. Burada hem metrekare için hem de fiyat için bir veri türünü değiştirerek sayı veri türünde hazırlıyoruz. Bir farklı veri türü kullanmak için de ilan tarihi. Burada bir emlak ilan edilmiş. İlan tarihi yani bu emlakın bizim elimize düştüğü tarihi, sitemize yerleştiği tarihi kodlamak için bir emlak tarihini biz burada tarih formatında kodlamak için tarih seçeneğini kullanıyoruz. Bu şekilde farklı veri türlerinde farklı alanları yerleştirebiliriz. Bunlar metin türü, sayı türü, tarih saat türü olabilir. Ayrıca yine farklı alanlara şöyle baktığımızda mesela para birimi tercih edilebilir. Evet hayır tercih edilebilir. Farklı veri türlerimiz var. Çok detaya girmeden bu temel 3 veri türünde veri tablomuzu kuruyoruz. Şimdi emlak tablomuzu tekrar çift tıkladığımızda bu tablonun kaydedilmesini istiyor. Evet dediğimiz zaman da emlak no, emlak şehir, emlak tipi, metrekare fiyat, ilan tarihi şeklinde 6 alanımızın yerleştirildiği bir tablo tasarımını ekranda görebiliyoruz. Bu tasarımda yine birinci emlakımızın numarası 1, pardon. Evet ilk emlakımızın şehri. Burada bir şehir tasarlayabiliriz. Mesela Ankara'da bir emlak. Emlakımızın tipi bir villa. Emlak metrekaresi 120 metrekare. Ve fiyatı da 100 bin lira olarak tasarladıktan sonra bir de ilan tarihi veriyoruz. 12.4.2015 şeklinde. Bu tarz bir tasarım sayesinde biz bir emlak bilgisini buraya kaydediyoruz. Bakın emlak numarası da otomatik olarak üretildi arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz nokta bu. Tabloyu bu şekilde ürettikten sonra artık Access işlemimiz bittiği için tablomuzu kaydedip kayıt işlemini uyguluyoruz. Ve Access'ımızı artık kapatabiliriz ve aşağı indiriyoruz. Ve tekrar emlak sitesine geri döndüğümüzde veri tabanına yerleştirdiğimiz tablonun burada olmadığını görüyoruz. Tablomuzun yerini tekrar oluşturabilmek için sağ tuşa basarak Refresh Folder seçeneğini kullandığımızda az önce Access programı ile yapmış olduğumuz emlak veri tabanı ACCDB isimli dosyamızın bizim web sitemize de eklendiğini görüyoruz. Web sitemizin dosya sistemine eklendiğini görüyorsunuz. Çünkü biz kaydederken buraya kaydettik. Ve emlak veri tabanı nokta ACCDB dosyasını sol tarafta Server Explorer grubu içerisinde de nasıl yerleştiğini göreceğiz. Server Explorer grubu da yine kaybolursa
yine View menüsündeki Server Explorer seçeneğinden tekrar açılabilir. Burada Data Connection kısmında emlak veri tabanının geldiğini görüyorsunuz. Çünkü Solution Explorer'da yerleştirdiğimiz zaman da Server Explorer'da bunların aktif olduğunu görebiliyoruz. Ve dosyamız burada kullanıma geldi. Pardon, burada da yine bir refresh edelim. Dosyamızın Access'ta açık olduğunu söylüyor bize. De Access'taki dosyayı kapatıyoruz. Bu şekilde serbest bıraktıktan sonra tekrar bir refresh ederek dosyamızı açılabilir hale getiriyoruz. Gördüğünüz gibi aynı dosyaya birden fazla programın ulaşması engelleniyor bir karışıklığa meydan vermemek için. Eğer Access dosyası o tarafta açıksa Access'ten kapatıp burada tekrar ulaşabiliyoruz. Şimdi yapmak istediğimiz Emlak Veritabanı isimli bir dosyanın altında Emlak Tablosu isimli bir tablo oluşturduk. Ve bu tablonun altına 6 tane alan yerleştirdik. Bunlar emlak no, emlak şehir, emlak tipi, metrekare fiyat ve ilan tarihi. Bu alanların ekranda görünebilmesi için ve ekranda kullanıcıya gösterilebilmesi için bir web sayfasının tasarlanması gerekiyor. Burada tasarlayacağımız web sayfa debug sekmesinden başlıyoruz arkadaşlar. Website sekmesine ulaşıyoruz. Add new item seçeneğini kullanarak boş bir veri tablosu ekleyeceğiz. Burada dikkat edeceğimiz nokta sizin Solution Explorer'dan projenin web sitenizin adını seçmeniz gerekiyor. Burada biz az önce emlak veri tabanını seçtiğimiz için veri tabanına özel nesneler, itemlar geldi burada. Burayı kapatıyorum tekrar. Sağ taraftan Solution Explorer seçiyoruz. Burada sitemizin adını seçiyoruz ve tekrar website, add item seçeneğini kullandığımızda farklı bir arayüzle karşılaşıyoruz. Çünkü artık bir web sitesine ekleyebileceğimiz nesnelerden bahsedebiliriz. Web formu seçerek altta Default ASP.X isminde bir boş web sayfasının üretilmesini sağlıyoruz. Ve add ifadesini kullandığımızda bizim için boş bir web sayfası yüklendi. Default.ASP.X ve Design kısmına geçtiğimiz zaman boş bir sayfayla karşılaşıyoruz. Bu web sitesini çalışır hale getirdiğimizde de karşımıza boş bir web sayfası çıkacak ve bu da bizim için efektif olmayacaktır. Bu nedenle içerisine bazı nesneler yerleştireceğiz. İlk yerleştireceğimiz nesne ızgara şeklinde veri tabanımızdaki bütün elemanların listeleneceği GridView. Bunun için Toolbox'tan Standard Toolbox'ı kapatıp Data Toolbox'ını açıyoruz. Hemen yandaki üçgenler bize yardımcı olacaklardır. Ve buradan da GridView nesnesini çift tıklayarak veya yukarıya web formumuzun içine sürükleyerek bu nesneyi web sayfamıza dahil edebiliriz. Evet, şimdi tekrar görüyorsunuz dahil edildi. Bu arada yanda duran hem solda hem sağda duran Toolbox, Server Explorer, Solution Explorer ve Properties pencereleri arkadaşlar geçici olarak aktif oluyorlar ve istenmedikleri zaman da kullanılmadıkları zaman da pasif duruma geçiyorlar, kapanıyorlar. Bu işlemi bu nesnelerimizin en üstündeki başlık satırında bulunan ortadaki düğme yani Auto Hide düğmesi gerçekleştiriyor. Bu düğme sayesinde otomatikman biz bunları sıfırlayabiliyoruz. İsterseniz buradan kapatabilirsiniz. İsterseniz bunları açabiliyoruz. Toolbox'ımızı açalım. Toolbox biraz daha aşağıda. Her ne kadar Server Explorer ve Solution Explorer yukarıda olsa da burada Toolbox'ımız aşağıda. Yine bu Toolbox'ı sabitleyebiliriz. Gördüğünüz gibi sabitlendi. Burada genişliklerini ayarlayabiliriz. Şu şekilde genişliğini ayarlayabiliriz. İsterseniz tamamen kapatabilirsiniz. Tabi burada hide özellikleri veya maksimize edebilirsiniz. Buradan çıkarıp pencerenizi büyütebilirsiniz. Üst tarafa yapıştırabilirsiniz. Şuraya şu mouse işaretçisini üstteki düğmenin üzerine getirerek veya sola yapıştırabilirsiniz ki genelde kullanılan yöntem soldadır. Sol tarafa yapıştırmayı gerçekleştirebilirsiniz. Burada mouse işaretçisi olan okun uç noktası bizim için anlamlı. Fakat biz Toolbox'ı çok sık kullanmayacağımız için Auto Hide özelliğini seçerek bunları gizliyorum. Bir sonraki aşamada veri tabanımızdaki dosyayı buradaki grid'e bağlayarak otomatikman gösterilimi sağlayabiliriz. Bunun için grid'in hemen sağ üstünde duran oku üzerine geliyoruz ve burada ilk seçeneğe bakıyoruz. Oto format. Oto format ekran görüntüsünün nasıl olacağını gösteriyor. Burada çeşitli özellikler deneyebilirsiniz. Ben mocha tarzında bir görüntüyü format olarak kabul ediyorum. Devamında arkadaşlar bu görüntünün içerisini doldurmamız gerekiyor. Bunun için choose yani seç, data source, veri tabanı seç. Veri tabanı seçme, veri kaynağını seçme işlemi gerçekleştireceğiz. Yani burada bizim Access dosyasını işaret etmemiz gerekiyor. Bu amaçla New Data Source seçeneğini tıklıyoruz aşağı oka basarak. Ve karşımıza Choose a Data Source Type seçiliyor. Biz SQL Data Source Type'ı seçmemiz gerekiyor. Özel ismi SQL Data Source 1.
Okey'e tıklıyoruz. Bir sonrakinde connection string, yani hangi dosyaya bağlanacaksınız? Biz az önce emlak veri tabanımızı web sitemizin altına kaydettiğimiz için otomatikman tanıdı ve bunu seçerek üretebiliriz. Veya bunu seçmeden üretmek istiyorsanız şöyle bir bağlantı cümlesi kullanmanız gerekiyor. Biraz daha karmaşık ama ileride mutlaka bu da ihtiyacımıza yarayacak. Ve next seçeneğini tıklıyorum ve tekrar next seçeneğini tıkladığımda emlak veri tabanının altındaki emlak tablosunu ve emlak tablosunun içindeki alanlar keşfedildi. Burada ekranda nasıl görüntüleneceği bize soruyor. Yıldız seçilmiş, yani bütün alanlar ekranda gösterilecek. Çok sayıda alanınız varsa, örneğin 30, 40, 50 tane bir emlakla ilgili alanınız varsa bu durumda bazılarını gösterme ve bazılarını göstermeme işlemlerini yapabilirsiniz. Yine Select Yıldız from emlak tablosu da buradaki SQL komutumuz, yani bu tablonun üretilmesi için bilgisayara anlatılması gereken ifade. Ve Next tuşuna basarak bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir sonraki aşamada test query, yani sorguyu test et. Yani gerçekten biz emlak tablosunu çekmek istersek ne göreceğiz? Bunu bir test edelim dediğiniz zaman gördüğünüz gibi emlak no 1, emlak şehir Ankara, emlak tipi villa, metrekare 120, fiyat 100.000 ve ilan tarihi 12.4.2015 olmak üzere 6 alanımızın da üretildiğini ve doldurulduğunu görüyoruz. Ve finish seçeneğini kullanarak tablomuzun doldurulmasını sağlıyoruz. İlk web sitemizi ürettik ve bu web sitemizi Internet Explorer seçmesini tıklayarak aktif hale getiriyoruz ve testini yapabileceğiz. Şimdi Internet Explorer çalıştı. Projemizi görüntülenebilecek hale getirelim. Gördüğünüz gibi bir grid view nesnesi içerisinde az önce Access'te kurmuş olduğumuz veri tabanını burada görüntüleyebiliyoruz. Burada ASP.NET, yani Visual Studio bizim bilgisayarımız içerisinde bir sanal internet sunucusu geliştiriyor ve bu sunucunun adı Localhost. Bunu da internet adresi olarak üretiliyor. Yani www.aku.edu.tr adresi yerine Localhost diye bir internet adresi üretildi. Bu sadece bizim bilgisayarımızda çalışan bir özellik ve web sitesi tasarımcıları için geçici üretilmiş bir çözüm. Tabii ki nihai anlamda hazırlayacağınız web sitesini bir web sunucusu bilgisayara yükleyerek bütün dünya üzerinden ulaşılmasını sağlayacaksınız. Bunu da sonraki aşamada anlatacağız. İlk uygulamamızı çalıştırdık, web sitemizi çalıştırdık fakat bu bizim için yeterli değil. İkinci aşamada bu web sitesi içerisine veri girişi yapabilmemiz için bizim bu alanları doldurma özel yeteneğimizin olması gerekiyor. Bu amaçla hemen üstte bir grubumuz var. Burada tabii web siteleri, yani web browserlar, web sitelerini gösteren web browserlar, ki onlar çok iyi biliyorsunuz Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera gibi web browserları arkadaşlar farklı bir tasarımla çalışıyorlar. Dolayısıyla C# görünen, Windows Form uygulamalarında görünen sistemle çalışmıyorlar. Bu nedenle buradaki HTML kod yapısına uygun bir arayüz tasarlamamız gerekiyor. Bu amaçla birinci grubun hemen altına ikinci grup olarak, bakın imlecin aşağı geldiğini görüyorsunuz. Table, Insert Table seçeneğini kullanarak aynı Word programında olduğu gibi projemize, web sitemize bir tablo ekleyeceğiz. Bu tablomuzda 6 tane alanın veri girişi ve bir tane de onaylama, yani butonun bulunduğu alan olmak üzere 7 satırlık bir alan satır satırım tasarımına gidiyoruz. Tabii ki ileriki aşamalarda projemizi daha fazla geliştireceğimiz için mümkünse biraz daha fazla sayıda satırın bir araya gelmesi bizim için faydalıdır. Burada dikkat edeceğiniz rows seçeneğinin sayısının arttırılmasıdır. Onun dışında pencere içerisinde, tabii ki insert table penceresi içerisinde pek çok ayar söz konusu olmakla birlikte biz bu çalışmamızda sadece satır sayısını arttırmakla yetineceğiz. Okey seçeneğini kullandığımızda şimdi görebildiğiniz gibi ekranımızda 8 satır, 2 sütunluk, toplam 16 hücreden oluşan bir tablo üretildi. Ve bu HTML tasarıma uygun olduğu için, yani web browserların gösterimine uygun olduğu için biz de bunu kullanacağız. Şimdi bir sonraki aşamada yukarıdaki tabloya veri girişi yapmak için emlak no aşağı oklayınıyoruz. Emlağın bulunduğu şehir, tabii ki bu Türkçeyi kullanıcı arayüzünü daha insanlara hitap eden şekilde yazabilirsiniz. Dolayısıyla emlak şehir tablosu yerine emlağın bulunduğu şehir şeklinde ifade etmek daha doğru olur. Devamında emlağın tipi biraz daha konuşma cümleleri kullanırsak metrekare
ve fiyat bilgilerinden sonra en sonunda da ilan tarihi şeklinde bir alanı üretmiş oluyoruz. Bunlar alanları tanımlayan ifadeler oldu. Bir sonraki sütuna geçiyoruz. Tablo tasarımından dolayı biraz küçük kaldı burada dikkat ederseniz ama sıkıntı yok. Buraya da biz teker teker nesnelerimize, veri giriş nesnelerimizi ekleyeceğiz. Birincisi Toolbox'a ulaşıyoruz ve tekrar Data Toolbox'ını kapatıp Standard Toolbox'ını açıyorum. Ve ilk dikkat edeceğim eleman Textbox. Textbox veri giriş yapmamız için kullanacağımız bir nesne. C# bilginizden dolayı hatırlayacaksınız. İkincisi emlakın bulunduğu şehir. Mesela bu şehir bilgisi mutlaka hazır girilmesi gerekir. Çünkü şehir ifadesi yanlış girilebilir. Bu durumda da kullanıcılar hata yapabilirler. Bu nedenle drop down list nesnesi bizim için daha uygundur ve drop down list nesnesini buraya kopyalıyoruz. Devamında yine drop down list kullanacağım için imlece getirip toolbox üzerinden drop down list'e çift tıklıyorum. Bu şekilde de gelebiliyor. Veya metrekare bilgisini getirmek için ki bu bir textbox olmalıdır. Bir textbox üretiyoruz. Ve yine fiyat bilgisi içinde bir textbox üretiyoruz. Bu girişleri kontrol etmiyoruz. Yani emlak girişi, fiyat girişi gibi girişleri kontrol etmiyoruz. Ama istenirse sadece rakamların yazılmasına izin veren özel süreçlerde uygulanabilir. İlan tarihi için bir takvimin oluşması gerekiyor. O yüzden buraya bir takvim nesnesi yerleştirmek için yine toolbox'ımızdaki C harfine çıktığımızda takvimin İngilizcesi olan calendar nesnesini burada görüyoruz ve bunu da takvim nesnesini kopyaladığımızda ilan tarihinin hızlıca girilmesi sağlanıyor. Ve en son satırımızda bir tane buton yerleştiriyoruz ki kullanıcı veri girişini yaptıktan sonra onaylamak için butonu kullansın. Ve butonun hemen sol tarafına bir açıklama label'ı yerleştiriyoruz. İleride ihtiyacımız olduğunda kullanıcıyla iletişime geçmek için kullanıcıya verilecek açıklamaları label nesnesi üzerinden kullanabileceğiz. Bu arkadaşlar bizim mutfak geçmeden önce vitrin yüzümüz oldu. Yani çalıştırdığımızda daha net görebileceksiniz. Bu veri tabanımızın veri girişini yapmak için şu şekilde bir emlak no, emlakın bulunduğu şehir şeklinde tanımlamalarımız var. Burada biraz kopuk olmuş tablo yapısından dolayı. Şu bilgileri yan tarafa taşımak için yeni bir özellik kullanacağız. Buradaki nesneleri seçiyorum. Şu şekilde aynı Word'deki tabloları seçermiş gibi. Ve yine şuradaydı arkadaşlar. Yukarıda toolbox'ımız. Benim biraz küçük. Sizinki biraz daha büyük olduğunda şöyle biraz kaydırayım ekranı ben. Şöyle biraz açalım. Evet, toolbox'ımız burada geldi. Tahminim görebiliyorsunuz. Justify hizala, write hizala seçeneği seçtiğim zaman buradaki ifadeler sağ tarafa hizalanmış oldular. Şimdi tekrar eski haline getiriyoruz ekran görüntümüzün. İnternet Explorer'a tıkladığımda daha da estetik bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Tabii ki siz kendi sayfa tasarımlarınızda farklı tip görüntüler de seçebilirsiniz. Daha estetik, daha görsel getirebilirsiniz. Şimdi butonumuzu kodlamaya geldi sıra.